huzurlu bir yerdir Büyükçekmece. Şimdi biz de alışık değiliz böyle şeylere. Benim hayatımda ilk kez evime polis geldi. Büyükçekmece'de bir olay söz konusu olur. Bu olay bugün olmamış. Ve bu olay bir yolsuzluk ve bu olay bir usulsüzlük olayı. Bu olay da bugün olmamış yani. Ama seçime yönelik olur. Polisin görevi midir gidip kapı kapı gezerek insanların sorgulamak, ortada herhangi bir suç isnadı olmadan savcı mısın, kimsin? Bir de üstüne üstlük sadece bunu polis de yapmıyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan sivil kişiler Büyükçekmece'ye gelip kapıları çalıp kendisilerinin görevli kılındığını, yetkili kılındığını ve o evle ilgili soruşturma ve sorgulama yapma ifadesini kullan. Polis arkadaşlar mahallelerde dolaşıyorlar. Mahallede oy kullanan vatandaşların hakikaten orada oturup oturmadıklarını teyit ediyorlar. Bize gelen polis arkadaşlar da bulamadıkları adresleri, işte mesela bizim bölgemizde bazı sokaklar daha imara kapalı olduğu için tam net belli değil. Sokaklar bulamıyorlar. Diyor işte muhterem falan sokak nerededir? Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Kendileri gidiyorlar. Evet, bu sokaklarda böyle insanlar var mı yok mu? Oradaki oturan ya da bulunan vatandaşlarla konuşarak olup olmadığını teyit ediyorlar. Yani hoşumuza gitmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki onlar da kendilerine verilen görevi yapıyorlar. Yani benim hani polislerle ilgili herhangi bir şeyim yok. Ama güzel değil, huzursuz oluyorum. Yani mesela çocuğum korktu. İlk geldi, annesi evde yoktu. Kapıyı hep çocuğum açar benim. Site biraz daha güvenli olduğu için öyle bir endişemiz yok. Yani güvenlik korkumuz yok. Baba polis deyip korktu. Eşim olduğunu ispatlamak zorunda kaldım.